Herkese merhaba. Merhaba. Uzun zamandır hayal kurduğumuz, bol bol karantina günlerinde plan yaptığımız tatilimize doğru nihayet yola çıktık. Evet. İlk olarak karavan park alanımıza gideceğiz. Şehrin biraz dışında bir 40-45 dakika mı? Ne kadar Celalettin? Yani 40-45 dakika, evet. Öyle bir yol gideceğiz. Karavanımızı alıp bu arkada gördüğünüz fazla eşyalardan da kurtulup yola devam edeceğiz. Ama öncesinde belki Celalettin bir kahve ısmarlar bana diye düşünüyorum. Neden olmasın? Pekala. Oo, kahveler gelmiş. Evet. Kendime Frida cappuccino aldım. Pervin'e Frida espresso aldım. Mikel, buradaki en çok sevdiğimiz marka. Türkiye'de de şubeleri açıldı. Gayet başarılılar bu konuda. Evet, buraya gelirseniz tavsiye ederiz. Ve işte park alanımız burası. Karavanımız da burada. Üst taraf bizim karavanı satın aldığımız yer. Bu tarafta da karavanımız park halinde bekliyor. Evet, park alanımıza geldik. Karavanı satın aldığımız yerde şu üst taraf. Biraz önce orada size çok güzel iki tane karavan turu yaptık. Bir tane moto karavan, bir tane çekme karavan. Bu videoyu yayınladığımızda muhtemelen onu izlemiş olacaksınız. İzlemeyenler varsa bence mutlaka izlesin. Bu arada uzun yol yapacağımız zamanlarda arabadaki fazla eşyaları karavana aktarıyoruz. Burada böyle bir bölüm var. Yani bagaj harcası olarak kullanılabilir ama biz sadece mangalımızı falan koyuyoruz. İşte kıyafetleri, yolda sallandığı zaman zarar görmeyecek eşyaları birazcık bu tarafa taşıyacağız. Arabayı ferahlatacağız. Celalettin'in moto karavan isteme sebeplerinden bir tanesi galiba, değil mi? Evet. Zahmetli şeyleri hep o yaptığı için biraz konfor istemesi normal galiba. Şu an geçti. Yeşil yandığına göre artık kilitleyebiliriz. Bu tekerleği kaldırıyoruz. Bir seyahat ederken. Buradan stabilizerle iyice boşluğu alıyoruz. Ses olduktan sonra tamam. Kolay oldu sanki ha? Evet. Daha kolay oldu. Elektrik bağlantımız da tamam. Gece yolculuğunda veya gündüz de sinyaller için biliyorsunuz. Genişliyor, uzuyor. Toplamda araç. Çok önemli bir ayrıntı. Bunu da taktık. Yola çıkabiliriz. Yerleştik. Nihayet artık yola çıkmaya hazırız. Bence iyi iş başardık. Bu kadar sürede bir tane de video çektik. Evet. Yorulduk biraz ama güzel oldu bence. Bu arada Lefkada'ya gideceğiz biz. Bilenler vardır belki. İyon denize tarafında bulunan en güzel adalardan biri. Uzun zamandır gitmek istiyorduk. Heyecanlıyız o yüzden biraz. Galiba 6-6,5 saat. Evet. Atina merkezi 400 kilometre. 6 evet. Saat gibi sürecek. Başladık. Otobandan gideceğiz ve ilk gişe başlıyoruz Celalettin. Hazır mısın? 50 kilometrede bir gişe var arkadaşlar. Otobandan gitmenizi çok tavsiye etmiyorum. Yunanistan'da otoban ücretleri inanılmaz pahalı. Mesela, çok fazla galiba. Evet, çok fazla. Ve şu an gideceğimiz yaklaşık 50 kilometre yol için yaklaşık karavanla birlikte 6 euro para vereceğiz. Mola zamanı. Biraz mola vereceğiz. Soğuk bir şeyler içeceğiz şimdi. Daha önce Zakynthos'a giderken de buraya gelmiştik. Hatta uyumuştuk burada.
Gayet güzel olmuştu. Arkamızda karavan şu an. Evet. Orada dinlenmiştim. Ama sabah uyandığımızda her tarafta tanklar vardı. Ve etrafta bir sürü Yunan askeri görünce biraz tedirgin olmuştuk. Onlar da burada mola vermişler. Otobana fazlasıyla para ödüyoruz ama en azından ücretsiz kullanabileceğimiz lavabolar var. Çok temiz ve çok sık sık karşınıza çıkıyor. Bununla avunabiliriz galiba, değil mi Celal'in? Verdiğimiz parayı hak etsinler diyorsun. Evet, yani galiba Avrupa'da her yerde çok yaygınmış bu lavabo olayı. Kararsız olması. Biz lavaboya giderken küçük bebeğimiz de dinlensin. Dinlensin. Celalettin sabahtan beri sıcak diye isyan ediyorduk. Ne diyorsun? Hava sıcak, yine klima açık. Fark eden bir şey yok. Ama karavanı yağmurlu hava dedi, deneyimlemiş oluyoruz sürüş açısından. Bir fark yok gibi şu an. Yok mu? Maalesef. Böyle seyahat etmek çok daha zevkli bence. Ben işin o kısmından bahsedeyim. Evet, bu karşıda görünen köprü, daha önce Instagram'dan da paylaşmıştık sizlerle. Rion Antirion Köprüsü. Rion ve Antirion adlı iki kasabayı birbirine bağladığı için ismini buradan almış. Evet Celal'den, sen ne eklemek istersin? Biz köprüyü kullanmıyoruz. Çünkü köprüden sadece araç geçişi 13 euro. 13.40 olması lazım. Karavanla geçiş yaklaşık 26 euro. Ondan dolayı kullanmıyoruz. Feribotla gideceğiz. Feribot, araç 5. Karavanla 10 euro. Evet. Onun için feribot. Feribot. Ve geldik bile. Bu arada köprüyle ilgili şunu da söyleyebiliriz. Bu 2004 olimpiyatlarından önce açılmış köprü. Ve köprüyü ilk geçenler de olimpiyat meşalesini taşıyanlarmış. Σωστά. Έχετε τροχόσπιτο πίσω. Ναι. Ωραία, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Μπορέσω ο γιος μας. Πήρε με πέσει. Celalettin az önce bizi yanlış bir yola soktu. Daha doğrusu otobandan çıktı. Sonra böyle bir yol bulduk. Kaybolmadık değil mi Celalettin? Aşağı sanırım, hayır. Muhabbete daldık. Çok acıkmıştık. Evet. Yemek yiyecek yer arıyorduk aslında. İki tane arka arkaya böyle 50 metre aralıklı çıkış vardı. Burada Türkiye'deki gibi otoban çıkışlarında exit yazıyor, çıkış yazıyor. Yani örnek veriyorum, nereye gidecekseniz çıkış yazıyor. Başka bir yere gidecekseniz de çıkış yazıyor. Yani çıkışı gösteren tabelalar var. Çıkış yazıyordu. Ben de dinlenme tesisinin, yani otoyoldan çıkış dinlenme tesisine giriş gibi düşündüm. Ama arkasında bir lokal yol var, oraya girmişiz. Biraz gezdik. Böyle ıssız yerlerdeyiz biraz.
az yolumuz kaldı. Geldik nihayet. Saat kaç oldu Celalettin? Bayağı geç oldu ama. 2:20 var. Evet. Kaç saat? Bayağı sürdü ya. 4? Nereden 4 değil mi çıktık? Oyalana. Evet, oyalana oyalana geldik. Ve giriyoruz. Karavana yerleştik ama yorgunluktan veda etmeyi unuttuk size. Tam evet. Uyumak üzereyken aklımıza geldi. Aslında sabah yerleşelim dedik ama vakit kaybetmek de istemedik. Şu anda yerleştik. Gün kaybetmeden, evet, sessizce yandakiler uyuyor çünkü. Yarın gezilere başlayacağız. Şimdi uyuyup dinlenelim, değil mi? Uyuyup dinlenmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz biz de sizi beğeniriz. O zaman haftaya Lefkada gezi videosuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.